Baktığımız zaman Türkiye ekonomisi çok ciddi büyük bir krizin içinde. Tabii nereden baktığınıza bağlı olarak da değişiyor. Bugün iktidar tabii baktığı yerden bir hayal satmaya, ülkede krizin olmadığına dair bir propagandayı yaygınlaştırmaya çalışıyor ve her şey yolundaymış gibi bir hava yaratmaya çalışıyorlar. Ama bu gerçek değil çünkü Türkiye ekonomisi gerçek anlamda bir krizde krizin nasıl yaşandığına dair de, krizin nasıl etkilerinin olduğuna dair de eğer bir tablo görmek istiyorsanız sokağa çıkmanız gerekiyor. Sokağa çıktığınızda işçiler, emekçiler ve yoksul halkla karşılaşıyorsunuz ve onların çok ciddi anlamda giderek yoksullaştığı bir süreci izliyorsunuz. Dolayısıyla toplum giderek yoksullaşıyor. Bugün Türkiye'de nüfusun yüzde 85'i yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Ve yoksulluk sınırı altında yaşayan bu kitle herhangi bir yere tutunamış değil. E, neyi kastediyorum? Her geçen gün yoksullaşmaya devam ediyorlar. Örneğin bir gün önce kes satın alma gücünü, ertesi gün koruyamıyor. Evet, bir günde bile satın alma gücünün artık gerilediği e, sahneleri görüyoruz. İşte bu çarşı pazardaki fiyatlardan tutun da e, işte kira sözleşmelerine. İşte okullar açılıyor, eğitimde çocukların karşı karşıya kaldığı maliyetlere kadar yaşamın her alanını kaplamış bir ekonomik kriz var. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle oluşmuş saray oligarşisinden beslenen bu yapı gayet mutlu mesut. Enflasyon inerken de kazanıyorlar, enflasyon çıkarken de kazanıyorlar, faizler düşerken de kazanıyorlar, faizler çıkarken de kazanıyorlar. Çünkü mekanizma şöyle... Bu gruba uygun bir şekilde toplumun kaynakları aktarılıyor. Bu bazen ihaleler yoluyla aktarılıyor. Bu bazen hazine arazileri yoluyla aktarılıyor. Bu bazen ucuz kredi yoluyla aktarılıyor. Bu bazen işte işçinin, emekçinin hakkının gasp edilmesi yoluyla, bütçe hakkının gasp edilmesi yoluyla aktarılıyor. Ama bu kesimin refahında hiçbir gerileme olmadığı gibi servetlerinde giderek artışların sürdüğünü de görüyoruz. Onlar açısından durumu iyi mi? İyi. Peki bu kesim e, ülke nüfusunun ne kadarıdır derseniz ancak ve ancak yüzde biridir. Mesela banka hesaplarında milyoner sayısı arttı deniyor. Milyarder sayısı arttı deniyor. Yanlış anlamayın bunlar dolar bazında milyoner ve milyarderler. E, bunları toplasanız e, kaç aile deseniz ancak ve ancak 85 milyonluk ülkede 100 bin e, kişilik bir kesime hitap ediyor. 100 bin kişilik bir aileye hitap ediyor. E, durumun ne kadar vahim olduğunu göstermesi açısından da bu istatistikler önemli. 2014'te 2024'ü karşılaştırsanız e, en belirgin nedenin mesela çözüm sürecinde masayı devirmek olduğunu, çöktürme planı hazırlamak olduğunu görürsünüz. Çünkü 10 yılda ekonomi nereden nereye gelmiş? Çok geriye gitmeye gerek yok. Sadece 10 yıllık bir analiz bile bize temel nedeni gösteriyor. 2014 yılında e, mesela dönemin başbakanı Erdoğan çıkıyor diyor ki 2023'e geldiğimizde diyor kişi başına gelir 25 bin dolar olacak işte şöyle olacak böyle olacak ekonomiyle ilgili çok çok olumlu vaatlerde olumlu bir gelecek perspektifinden bahsediyor. Oysa 10 yıl geçiyor bu perspektifin neredeyse yarısına bile ulaşamamış bir ekonomiden bahsediyorsunuz. Peki ne olmuş 10 yıl önce? 10 yıl önce e, demokratik bir çözüm, Kürt meselesine demokratik çözüm adına gelişmelerin önünü açmak yerine bütün bu gelişmelerin önünü tıkayacak bir çöktürme planı hazırlanmış. Ekonomideki bütün kaynaklar buna göre yeniden düzenlenmiş, tasarlanmış. Dolayısıyla sonuç sonuç ortada işte. 10 yıl sonra geldiğimiz yer yoksulluktur, açlıktır. Evet açlıktır artık bu ülkede aç yatan insanlar çocuklar var. Çocukların büyük bir kısmı yeterince beslenemiyor. Ya da bu ülkeye baktığınızda insanlar artık sofrasında bir ekmeği bile e, koruyamıyor. Ekmeğinin büyük bir kısmı gasp ediliyor, elinden alınıyor. Asgari ücret açlık sınırının altında. Şimdi 10 yılda gelmiş olduğunuz bu tablonun en biricik nedeni nedir? İşte bu akıl almaz e, anlayış e, e, yönetim halidir. Bu Cumhurbaşkanlığı Hı. hükümet sistemi, işte bu bugün oluşan iktidar anlayışı çözüm sürecinden kaçan, savaşa kilitlenen bir aklın eseridir. Gerçekten de ülke ekonomisine baktığınızda ülkenin kaynaklarının büyük bir kesiminin, çok çok önemli bir kesiminin silaha, savaşa ayrıldığını görürsünüz. Savaştan beslenenlere rant alanına ayrıldığını görürsünüz. Ve bu iktidarın finansmanına ayrıldığını görürsünüz. Dolayısıyla ülke demokratikleşmedikçe ekonomi de demokratikleşemez. Ekonominin demokratikleşmesi nedir? Topluma ait kaynakların, Toplum yararına yeniden dağıtılmasıdır. Oysa burada topluma ait kaynaklar gasp ediliyor ve savaş baronlarının emrine, sarayın emrine tahsis ediliyor ve sonuçta da ortada işte böyle bir kriz e, durumu, bir yaşanamaz ülke durumu ortaya çıkıyor. Bir Hı. ciddi anlamda bir gıda krizi ve aşık krizi kendini gösteriyor. Bu günlük hayatımızda çocuklarımızı, yetişkinlerimizi, hastalarımızı, engellilerimizi en fazla etkileyen durum çünkü toplumun en mağdur kesimi şu anda bu mağduriyetini açlıkla sınanacak hale getirmiş bu iktidar gerçekten baktığımızda geçmiş yıllarda uzun yıllar boyunca Türkiye'de görülmemiş bir durum var yani bir açlık meselesi var yani insanlar yeterince beslenemiyor hani sağlıklı beslenmeyi geçtik artık yeterince beslenemiyor bu bu beslenme sorununa bağlı olarak da e, çok ciddi e, sadece ekonomik değil, sağlık sorunlarının ortaya çıktığını ve tabii ki e, sosyal sorunların ortaya çıktığını e, görmeye başlıyoruz. Yani bugün baktığımızda toplumda e, giderek artan e, bir toplumsal barışı e, ortadan kaldıran gerilimlerin yükseldiğini e, e, izliyoruz. Her türlü şiddeti e, geçinememe hali, e, şiddeti besleyen unsurlardan biri. Yegane unsur değil ama bu geçinememe hali dediğimiz yani beslenemeyen, barınamayan, e, sürekli olarak ekonomik şiddetin, ekonomik baskının altında ezilen kitleler e, dolayısıyla bu şiddet girdabının içine e, sürükleniyorlar. Dolayısıyla e, baktığımız zaman bugün Eylül ayı içindeyiz, okullar açılacak. Çocuğuna kalem alamayan, defter alamayan çocuğunun e, okul ihtiyaçlarını gideremeyen ailelerde çok ciddi sıkıntıların yaşandığını biliyoruz ve bunlar e, artık e, dışa vuruyor kendisini ve e, çok ciddi geçimsizlikler söz konusu oluyor. Diğer taraftan mesela boşanma istatistikleri giderek e, yükselen rakamlarla karşılaşıyoruz ve e, insanlar neden boşanıyor diye istatistiklere baktığımızda birinci sırada geçinememe. Yani ekonomik nedenlerden dolayı artık bir aileyi ayakta tutmanın mümkün olamayacağını e, görüyoruz. Ya da e, yaşlıların e, bakım meselesi giderek çok çok ciddi e, e, sorunlar yaratıyor. Yani evin içinde artık babasına, annesine bakamayacak duruma gelen, sosyal yardımlarla bir süre idare edilen ama şimdi artık yetersiz kalan bir durumu görüyoruz. Ya da engelli yurttaşlar. Zaten istihdam olanağından yoksunlar yoksunlar. E, yani kendi gelirlerini yaratamayacak durumdalar. Çünkü biliyorsunuz bu ülkede engellilere e, sürekli olarak engel çıkartan bir iktidar var. E, ve onların durumu e, çok daha e, zor hayat şartlarını bize gösteriyor. Bir başka istatistik üzülerek söyleyelim. İntiharlar giderek artıyor. Yani toplumda özellikle genç intiharlarının arttığını görüyoruz. Şimdi İnsanlar e, bunalıma girmesi, intihara sürüklenmesi, e, içinde bulunan ekonomik koşullarla da çok alakalı, ilintili bir durum. Yani e, tabii ki zengin ülkelerde de, refah ülkelerinde de intiharlar var. Ama e, bizde intiharların artış e, hızı, e, yoğunlaşmasının temel nedenlerinden biri bu e, ekonomik kriz. Hele hele gençler, e, iş yok, e, eğitim e, olanağı yok. Ne eğitimdeler, ne istihdamda e, bulunan e, olamayan gençlerin oranı yüzde geçmiş. Yani her üç gençten biri ne okula gidebiliyor, eğitim hakkından yararlanabiliyor, ne de bir işe sahip. Dolayısıyla ellerinde sağlıklı bir ekonomik model yok. O ekonomik model olması da mümkün değil. Yani bu biraz havuz problemine e, benziyor. Yani havuzu dolduran bir musluk var ama havuzu boşaltan üç musluk var. Havuzu dolduran bir musluk, işte milletin e, gırtlağına çökmüşler, kemer sıkma diye neredeyse boğazını sıktıkları e, emekçinin, e, e, halkın haklarını gasp edip onu havuza boşaltıyorlar. Ama havuzda, üç musluk da havuzu boşaltıyor. İşte bir musluk savaşa giden harcamalar, bir musluk saraya giden harcamalar, bir musluk sermayenin karlılığına giden harcamalar. Yani saray, savaş ve sermaye 3S musluğu, Havuzu öyle bir boşaltıyor ki bu havuzu doldurmanın olanağı yok. Bu havuzu emekçiyi, kadınları, engellileri, emeklileri yok sayarak, onların hakkını gasp ederek dolduramazsınız. Çünkü bu üç musluk kapatılmadan, yani sarayın bu rant anlayışına son vermeden, sermayenin bu doyumsuz kar hırsını dizginlemeden, sonlandırmadan, ve savaşı bitirmeden yani bu üç musluğu kapatmadan bu ekonomiyi düzeltecek bu havuzu doldurma olanağı yok. Zaten bu aşağıdaki muslukları kapatırsanız havuzun su kaybı olmayacağı için insanlara da bu zulmü, bu ekonomik şiddeti dayatmanıza gerek kalmayacak. Fakat tam tersine bu musluğun vanalarını adeta sonuna kadar açmış bir zihniyet var karşımızda. İşte karlılar açıklanıyor, 500 büyük sanayi kuruluşunun açıkladığı karlar devasa karlar. İşte bankalar karlarını açıklıyor inanılmaz kar e, söz. Sarayın ve çevresinin harcamaları o e, noktaya gelmiş ki artık ölçülemiyor. E, saraydan beslenen e, müteahhitler e, halka küfretmeye devam ediyorlar. Artık gemi azıya almış durumdalar. E, savaşa giden e, kaynaklar 40 milyar doları geçmiş durumda. Şimdi de. Türkiye ekonomisi ancak ve ancak ortalama yüzde 5 büyürse e, kendini ayakta tutabiliyor ki son açıklanan rakamlar yüzde iki buçuk bir büyümeyi gösteriyor yani yüzde5 hedefinin çok çok altına düşmüş durumda ve bu da zaten ekonomide enflasyon kadar şimdi çok daha büyük bir sorunu yani durgunluk sorunu karşımıza çıkartacak Dolayısıyla da Önümüzdeki dönem stagflasyonist bir dönem bizi bekliyor diyebilirim. Evet. Önümüzdeki süreçte ülke ekonomisinin yüzde iki buçuk büyümesi, böyle bir büyüme bandında kalması aslında bir yerde ülkenin küçülmesine de karşılık gelecek. Zaten yüzde iki buçuk büyüyorsanız, yüzde bir buçuk ünfurt artışı söz konusuysa net büyüme yüzde bire denk gelir ki yüzde bir büyüme bir ülke açısından, bir ülke ekonomisi açısından gerçekten bir krize tekabül eder. Durgunluk krizine tekabül eder. Bu da e, de, yüksek enflasyonun olduğu bir ülkede e, bir etki yaratır. Şimdi Türkiye'de hani e, yağmurdan kaçarken doluya tutulma hali söz konusu olacak önümüzdeki süreçte. Enflasyonla mücadele programı başarısız olmuştur. Merkez Bankası yıl sonu hedefini sürekli değiştirmek zorunda kalıyor. Faizleri aslında Ağustos ayında düşürmeyi planlıyorlardı. Düşüremediler. Hatta yıl sonuna kadar da düşürmeyi başaramayacaklar diye bekliyorum. Yani enflasyonla hızlı mücadele programı çünkü 2025'te %10'lara doğru çekmek, 2026'da tek haneye düşürmek gibi bir projeleri vardı. Bunun gerçekleşmeyeceği ortaya çıktı. Şimdi hem enflasyon söz konusu hem de enflasyonla mücadele edelim diye ekonomiyi daraltan bir ikinci kriz hattı ortaya çıktı. Dolayısıyla bu da işte bizim stagflasyon dediğimiz durumu anlatıyor.